zaman asıl herkesin merak ettiği çok mistik bir konu. Hakikaten çok Evet. derin bir konudur. Enoch'un kitabı. Hem bilmeyenler de Evet. araştırıyor olacaklar. Bir taraftan onu da öğrenmiş olacağız. Enoch yanı konuşacağız bugün. Başlayalım bakalım. Çok güzel. Yayının sonunda da bir duyurumuz olacak Tamam. yine. Evet, buyurun hocam. Şimdi Peygamber Enoch'un kitabı her zaman ilgi çekici olmuştu. Yani benim de çok ilgimi çeker. Çok üzerinde durmamız gereken, çok iyi araştırmamız gereken antik bir metindir. Peygamber Enoch'un kitabı. Kutsal kitap olarak da kabul edilebiliyor bazı gruplar tarafından. Fakat ben her şeye bakın, her şeye önce bir araştırmacı gözüyle bakıyorum. Şimdi Peygamber, öncelikle şunu bir anlayalım. Peygamber Enok kimdir? Yani belki bu çok konuşulmuştur. Belki çok üzerinde de belki çok yayınlar yapılmıştır ama bir hatırlatma yapalım. Çünkü bu konu günümüzde gerçekleşen bir takım olaylarla da bağlantılı. Şimdi Peygamber Enok kimdir? Peygamber Enok kendisini yedinci peygamber olarak tanımlıyor. Fakat Hazreti Nuh'un dedesi sayılır. Çünkü Hazreti Nuh'undan sonra gelmiş. Hazreti Adem'in oğlu Şit'in oğludur. O sıralamayla üçüncü peygamber olarak görülüyor. Fakat kendisini yedinci peygamber olarak tanımlıyor. Ve diyor ki işte melekler beni yanlarına aldılar ve melekler bana kendi dillerini öğrettiler. Neden? Çünkü insanlarla melekler arasında bağlantı kurmam için beni seçtiler ve beni eğittiler der. İşte o kitapta ve tabii ki farklı kültürlerde, farklı mitolojilerde, farklı isimlerde geçer Peygamber Enok. İslamiyet'te biliyorsunuz ki İdris olarak geçiyor. İdris, Hazreti İdris Kur'an-ı Kerim'de de zaten Meryem suresinde 56. ile 57. ayetlerde geçiyor. Ve diyor ki işte onu biz peygamber bir peygamberdi ve onu biz göklere işte yükseklere yücelttik, yükselttik der. Yani göğe yükselttik der. Tevrat'ta da geçer. Hanuk olarak geçer Tevrat'ta. Farklı kaynaklarda farklı isimlerde geçer. Hatta işte Mısır'da Tot olarak geçiyor. Yunanistan'da Yunan mitolojisinde Hermes olarak geçiyor. Roma'da yine Roma mitolojisinde Merkür olarak geçiyor. Ama tabii ki burada üzerinde durmak istediğim o şey İdris kelimesidir. İdris kelimesi ders kelimesiyle aynı kökten gelir. Müderris yani eğitici, eğitmen anlamında. Fakat İdris de burada hani eğiticilerin en başı yani bilge gibi, bilge kelimesiyle eş anlamda olabilir burada. Neden? Çünkü Hazreti İdris'in çok bilge bir insan olduğunu, birçok ilme vakıf olduğunu, astronomiyle uğraştığını bunlar bilinir. Ve İslamiyet'te de yine dördüncü gökte olduğunu, halen yaşadığını, hatta Hızır Aleyhisselam'la da çok bağdaştırıldığı bilinir. Mısır'da işte dediğim gibi Tot olarak bilinir ve Tot da büyük bilge demek Mısır dilinde. Yunan mitolojisinde Hermes'tir ki orada da bilgiye aracılık eden insan demek oluyor bu Kulak. tanrılarla. Evet. Evet, ulak anlamında. Ve Hermes'le Hızır kelimesinin de aslında Hızır ve Hermes'in aynı kökten geldiğini, sadece anagram olarak değiştiğini de belki söyleyebiliriz. Fakat Hazreti İdris veya Enok'un çok ilginç bir karakteri var. Yani orada çok bilgedir. Belki hani bu böyle konuşunca belki bunu işte hatta uzaylılara kadar götürebilirler insanlar. Çünkü düşmüş meleklerle ilgili de bir konudur ve düşmüş melekler zaten başlı başına çok enteresan bir konudur. Düşmüş melekler çünkü bakın burada insanların kafa karışmasına neden olan şey o melek kavramıdır. Melek kavramını çok iyi analiz etmek lazım. Yani antik zamanlarda kullanılan kelimelerle antik metinlerde kullanılan kelimelerin anagramını çok iyi, yani etimolojisini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Onunla iyi analiz ettiğimiz zaman zaten soru işaretleri kalkmış oluyor ve aslında melek kavramının da sadece ve sadece işte o bakın Tanrı ve Tanrı demiyorum, Allah demiyorum, Kadir Mutlek diyorum. Yani bütün o yaratıcı olan, bütün varoluşun yaratıcısı
Ki işte İslamiyet'te Allah deniliyor. Yani ilahların ilahı, yani en tepedeki ilah, yaratıcı. Ve sıfatı olarak da Halik, yani yaratıcı olarak geçer. Alemlerin Rabbi olarak geçer. Fakat Tanrı dediğimiz zaman, evet, Türkçe'de Allah kelimesinin karşılığı olabilir, yaratıcı kelimesinin karşılığı olabilir. Fakat bunu farklı anlamlarda da biz kullanıldığını görüyoruz. İşte mesela İngilizce'deki God gibi. God nasıl ki şey değildir. Baktığınızda sadece yaratıcı için kullanılan bir şey değildi. Mesela Zeus'a da God deniliyor, Tanrı gibi. Veya işte Prometheus'a veya Poseidon'a, birçok, mesela o Yunan mitolojisindeki o tanrılar var. Onlara da God olarak söyleniyor. Onun gibi düşünebiliriz. Bizim de hani dediğim gibi o tanrı kelimesi, evet, Allah'ın eş anlam, yani o anlamda gelir ama bu anlamlarda da kullanılmış. Yani gerçek yaratıcı olmayan, gerçek o Allah dediğimiz o makam olmayan, kadri mutlak değil. Sadece farklı teknolojiler kullandıkları için antik zamanlarda insanlara otorite kurup da kendilerini ilah yerine konan varlıklar içinde kullanılan bir kavramdır. God veya Tanrı. Burada o şeyi iyi ayırt etmemiz lazım. Şimdi Peygamber ele baktı, işte burada onu anlatıyor. Diyor ki işte beni aldılar, götürdüler, beni eğittiler, kendi dillerini öğrettiler ki en okuyan dili oradan gelir. O dillerle bana öğrettiler ki insanlarla onlar arasında aracılık yapayım. Yani mesaj getirip götüreyim. Ve o perşemanlar da, Ölüdeniz'de bulunan perşemanlar da bunlar yazar. Ve sadece bunlar da değil, yani sadece Peygamber Enok'un o bahsedilen kitap da değil ki, ben şuna da inanıyorum, yani her şeyi bizlerle paylaşmamışlar. Belki çok fazla orada perşeman bulundu ama hepsini tabii ki bizlerle asla paylaşmazlar ki, ona benzer birçok antik metin bulunuyor birçok yerde ama hiçbirini insanlarla tam anlamıyla paylaşmıyorlar, bakın. Yani çoğunda zaten diller farklı olduğu için çözemiyorlar çoğunu. Ama bu Kumran'da bulunan, yani İsrail'in o Batı Şeria'da bulunan 1946'daki o Ölüdeniz Perşemanları dediğimiz Enok'un da kitabının içinde bulunduğu o Perşemanlar 9 adet bulunmuş. Kitabı değil mi bu? Gizli Evet, ilimler evet, evet. kitabı. Evet. Ama onun lanetli olduğu söylenir. Kim o Hı. kitabı aradıysa öldüğü, başına bir iş geldiği falan Evet. söylenir Mısır'da, değil mi hocam? Evet. Neden? Çünkü şöyle bir şey vardır. Antik çağlara baktığımızda, ki mesela şöyle söyleyeyim. Peygamber Enok'un 14 bin sene önce, yani milattan önce yaşadığı söylenir. 14 bin sene önce, milattan önceki 14 bin seneden bahsediyorum. Yaşadığı söylenir. Yani bu çok uzun zaman önce oluyor. 16 bin sene önce oluyor nerede? Belki de çok daha uzun süre önce yaşadı. Onun yazdığı bu perşomanlar daha sonralar yasaklanıyor, çünkü işte Yahudilik ve Hristiyanlık bunları yasaklıyorlar. Diyorlar ki bunlar sapkın metinlerdir. İnsanları yoldan çıkarır. Dolayısıyla da bunlar yasaklanıyor bir müddet sonra. Yani milattan sonra 2. yüzyılda, milattan sonra 200'de bunlar yasaklanıyor. O zamanla, yani milattan sonra 200'den 1946'ya kadar, yani keşfedilene kadar bunlar hiçbir şekilde bilinmiyorlar. Yasaklanıyorlar çünkü. Sadece belli kesimler, işte bunlar da kimlerdir? Bu Yahudiliğin birkaç mezhebi vardı o zamanlar. İşte Esseniler olsun, Farisiler olsun, Sadukiler olsun. Bir de başka bir tane daha vardı. Dört tane mezhepten bahsediyor. Zelotlar olsun. Bunlar farklı mezhepler, tarikatlardı. Esenilerden çok bahsedilir bu perşemanlar hakkında. Eseniler de işte bu Yahudiliğin farklı bir mezhebiydi ve bunlar da diğerlerine göre sayıları çok daha azdı. Eseniler bu perşemanları çömleklere koyuyorlar yasaklandığı için ve sapkın metinler olduğu söylendiği için din, o zamanki o Yahudi ve Hristiyan din adamları tarafından bunlar yasaklanıyor ve çömleklere konulup saklanıyorlar. Nerede bulunuyor? İşte şeyde bulunuyor. Batı Şeria'da bulunuyor. Kumran bölgesinde bulunuyor.
ve mağaralarda bulunuyor. 11 tane mağarada bulunuyor. 900 adet parşömen bulunuyor. Ki bunların da ben yine sayıların doğru verildiğini düşünmüyorum. Yani çok fazla metinden bahsedebiliriz. Buna benzer bakın keşif hani farklı yerlerde de bulunuyor dediğim gibi. Tibet'te de benzer çok daha büyük kütüphaneler bulundu. Fakat onlar da yine saklanıyor ve insanların ulaşmasını engelliyorlar. Yani kendi o evet ben mesela paylaşmıştım yine bununla ilgili büyük bir kütüphane. Fakat bunların sadece %20'si dijital ortama aktarılmış. Hepsi değil. Ha, o da şaibeli. Hani o çünkü istedikleri bölümler Hocam insanların Tibet'teki o tapınakların evet. Lhasa'daki tapınakların altında onlarca şey var, kütüphane var. Evet. Fakat oradakiler biliyorsunuz oradaki rahiplerin Hı koruması hı. altında onlar Lemurya belgeleri. Evet. Lemurya'dan gelen belgeler daha sonra yine Lemurya'dan kaçan bilgelerin Atlantis'ten gelen ama Lemurya'da olan bilgilerin, Lemurya ve Atlantis bilgelerinin evrakları yani hatta Niven tabletlerinde olmayan, Nakal tabletlerinde Evet. olmayan birçok tabletinde orada olduğu söylenir. Rahip Rishi de işte William şeyle Churchyard'la tanışan insan Evet. Churchyard'a Tibet dilinin Nagamaya dilini William Churchill. öğreten insandır Rahip Rishi. Evet. Sözünüzü kestim. Yok Evet, estağfurullah hocam. bu arada şeyde kaldık. Ölüdeniz'de mi bulundu bu parşömenler sevgili hocam? Evet yani orada bulunduğu söyleniyor parşömenlerin. Fakat çok ilginç bir biçimde işte bu şey hep bu bölgelerde bakın o Babil olsun, Anunnakilerin indiği Eridu olsun. Bakın şimdi düşmüş meleklere geleceğiz. Düşmüş meleklerin ilk olarak indikleri o dağ olsun Hermon Dağı yine aynı şekilde o bölgelerdedir biliyorsunuz. Suriye ile Lübnan sınırındaki o dağ silsileler Hermon Dağı. Cebele-Şeyh veya Cebelül Harmon olarak da bilinir. Buralara inmişler hep. O düşmüş meleklerin indiği yer. Peygamber'in Enekun kitabında da bundan bahseder. İşte Tevrat'ta da bahseder. Buralara indikleri söylenir. Ki bu düşmüş melekler mevzusu Peygamber'in Enekun kitabındaki en önemli mevzulardan biridir. Tabii farklı mevzular da geçiyor orada. İşte cezalandırma sistemlerinden, adalet sistemi, birçok konu geçiyor orada. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Ve inanılmaz bir derecede işte bir kısmı bu Tevrat'ta geçenlerle aynıdır. Yani Tevrat'ta da mesela Hanok peygamberden bahseder, birçok konudan bahseder. Orada da yine o Enok kitabında da bahseder. Demek ki hani belki hani Tevrat tahrif olmuş diyoruz ya oradan bir kısmını alıp aktarmışlar buralara ama tamamını alamamışlar. Tamamını oradan alamamışlar, saklamışlar, gizlenmişler kimsenin eline geçmesin diye. Bu tarikatlar özellikle bu Esenliler yapmış bunun ve Enok'un kitabında sadece düşmüş meleklerden dediğim gibi bahsetmiyor. Ayrıca o perşemenlerin de o 900 adet perşemenin de sadece Enok'un kitabı yok. Farklı şeylerden de bahsediyor. Mesela Gözcüler kitabı var bu perşemenlerin içinde. Gözcüler kitabı var. Bahsetmeler kitabı var. Astronomi ile ilgili kitap var. Bakın bilimsel bazı açıklamalar da var. Rüya görüler ile ilgili bir takım kitaplar vardır. Ve 100 bölümden oluşan Enok'un mektupları veya işte o nasihatler olarak geçiyor bu metinler. Bunlar var. Fakat bunu derlemişler. Yani hepsini değil, sadece insanların bilmesini istedikleri o kısımlar Enok'un kitabı olarak derlenmiş. Peygamber Enok'un kitabı olarak derlenmiş ve ne yapmışlar? İşte sadece siz bunları bilin demişler şimdilik. Belki sonralar yine ortaya çıkar mı? Yoksa insanların bilmelerini istemedikleri bazı büyüyle ilgili maji kitabı olarak da çünkü bunlar değerlendiriliyor. Maji sistemiyle ilgili çok önemli şeyler olarak biliniyor bunlar. Fakat dediğim gibi bunların tamamı değil, sadece bir kısmını vermişler. Yani Peygamber Enok'un kitabı çok az bir kısmı insanlara verilmiş. Ama ben hepsini paylaşacaklarını zannetmiyorum. Çünkü insanların tamamını düşünsenize yani büyü ilmine sahip olması korkunç bir şey olur. Ki o Nuh tufanının da bundan geldiği söylenir. Yani Nuh tufanının da hatta bu işte Anunnakilere
yani Sümer tabletlerinde de geçtiği bilinir. Orada o meleklerin, melekler dedikleri yine o isyancılar olarak bilinen İgigilerin insanlara bir takım orada teknolojiler öğretti, sihir ve büyü öğretti. Bakın şimdi mesela sihir ve büyü deniliyor. Evet bunlar da var. Bunlar bir takım matematiksel ve harflerle ilgili ilimlerdir ama bir kısmı da arkadaşlar, bir kısmı da aslında teknolojiyi kastediyor. Yani o antik dönemlerde çünkü teknoloji vardı. Sadece insanlardan gizli tutuluyordu. Yani insanlara öğretilmiyordu. Mesela orada ne diyordu? Burayla biraz benzerliği var. Orada anlatılan. Özellikle İgigilerle ilgili kısım. Orada mesela diyor ki inanmayla işte Marduk'un ilişkisinden kaynaklanan bir durum ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz. İşte Enki'nin oğlu Marduk bir insan kızıyla evleniyor. Bir insan kızına aşık oluyor. Bir insan kızıyla evleniyor. Ve daha sonra bunu inanla Marduk'u kıskandığı için, çünkü inanla işte Dumuzi veya Marduk'a çok aşıkmış ve bunu kıskandığı için bu sefer ne yapıyor? Şimdi işte bunu da benim teorimde ortaya atmıştım. İgigiler kışkırtıyor. Diyor ki işte bakın onunla işte Marduk insan kızıyla evlendi, siz de evlenebilirsiniz. Orada bakın neden bu teori ben aklıma geldi? Çünkü aynı mit, aynı hikaye Pers mitolojisinde de geçer, İran mitolojisinde. Orada da Zerdüştlük'te geçiyor ve orada da Anahit'ten bahsediyor. Anahit'e veya işte Zühre isminde birinden bahsediyor. Orada melekleri yoldan çıkardığını, melekleri saptırdığından bahseder. Ve bunu yaptığı için de cezalandırılır ve Venüs'e dönüşür. Yani sabah yıldızı Zühre'ye dönüşür der. İgigiler. Evet, o da Manutlar değil geçiyor. mi? Kur'an-ı Kerim'de de Kimin Harut ve Maruf olarak Harut'la geçiyor. Marut, pardon, Harut'la Marut'la şeye geçer. Yine Anut diye de geçer orada. Evet. Onlarla iletişime geçer. Sonra Venüs yıldızına Evet. döner Zühre. Evet. Evet. Şimdi orada da o Anunnaki, mesela o Sümer mitolojisinde de Anunnakiler bahsediyor ya, diyor ki işte insanları Neandertallardan böyle değil de farklı şekillerde aslında çok üstün, yani 12 sarmallı insanları alıp da dönüştürüp de iki sarmala düşürdüler. Bunlar işçi sınıfında, yani bunları kendi Anunnakiler, bunları kendilerine bir işçi, bir hizmetçi olarak görüyorlar. Şimdi inan da bunları kışkırtıyor, diyor ki bakın sizin soyunuz da devam etsin, siz de insanlarla evlenin, çocuklarınız olsun. Ve bunlar kendi aralarında konuşuyorlar ve onlar da aynı şeyi yapıyor. Gidiyorlar insan kızlarından kaçırıyorlar ve onlardan çocukları oluyor ve bugün işte onların da soyu devam ediyor bakın. Bugün dünyada onların da soyu devam ediyor İgigilerin ve o Marduk'la insanla evlendiği o ırkı, o melezler de soyu devam ediyor. Anlatabildim mi? Yani iki tane farklı soy ortaya çıkıyor. Üç tane hatta. Biri gerçek insanlar. Biri, bakın çok iyi dinleyin. Bazen bize kızıyorsunuz ya işte ırk, ımbemle. Önemli arkadaşlar, kan. Kan önemli. Biri gerçek insanlardır. Biri bu İgigilerin soyundan gelir. Biri de Anunnakilerin soyundan gelir. Anunnakilerin soyundan gelenlerle İgigilerin soyundan gelenler birbiriyle çatışır dünyada. Güç savaşı yaparlar aralarında. Arada ne olur? İnsanlar hırpalanır. Yani onlar tepişir, insanlar ezilir. İşte o yüzden ırk önemlidir diyoruz biz. Parantez. İşte aynı hikaye şeyde, Peygamber Enok'un kitabında da geçiyor. Orada da yine Semyaza isminde bir melek gidiyor ve orada bazı meleklere diyor ki biz diyor gidelim insan kızlarıyla evlenelim, bizim de soyumuz devam etsin. Aynı hikaye bakın orada da geçiyor ki dediğim gibi o metinlerde zaten mesela Nuh tufanından bahsediyor ki olacak diyor. Mesela Peygamber Enok diyor ki işte dünya sular altında kalacak der. İşte Sümer mitolojisinde bakıyoruz ki Gılgamış olarak geçiyor mesela o. Veya işte Nuh tufanı olarak bizde geçiyor. Semyaza isminde bir melek 200'e kadar melekle beraber, yani 200 kişi, 200 melek dünyaya iniyorlar. Nereye iniyorlar? Hermon Dağı'na iniyorlar.
Az önce bahsettiğim gibi Suriye-Lübnan sınırındaki o dağ silsileler, Hermon Dağı, oraya iniyorlar ve orada diyor ki işte gidiyorlar, insan kızlarından kaçırıyorlar ve onlarla evleniyorlar ve çocukları oluyor. Fakat çocukları bunların dev olarak oluyorlar. Çünkü genler farklıdır. Genetik olarak birbirlerinden farklı oldukları için bu çocuklar da büyüdüklerinde Peygamber en yakın kitabında 135 metre olarak söyler bunların boyunu. 135 metre. Belki biraz abartmış olabilirler mi Titanlar. bilmiyorum ama Titanlar 135 diye metre geçer. olmasa bile yani çok uzun boylu. Yani devler diyebileceğimiz ki Tevrat'ta da Nefilimler olarak geçer bunlar. Aynı hikaye yine Tevrat'ta da geçer ve Nefilimler, devler olarak geçiyor bunlar. Ve bunlar o kadar çok yiyorlar ki artık doymuyorlar ve bu sefer insanlardan beslenmeye başlıyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Nuh tufanı geliyor. Hem bir sebebi budur, Nuh tufanının. Bir sebebi de yine hikaye şeyde de geçer, o Sümer mitolojisinde de geçer ve Enok'un kitabında da geçer. Bunlar insanlara büyüyü, teknolojiyi öğretirler. Azazel insanlara kılıç, bıçak, kalkan ve zırh yapmayı öğretiyor. Yani metali işlemeyi öğretiyor. Semyaza büyü yapmayı öğretiyor. Armayas isimli o varlık büyü çözmeyi öğretiyor. Ve birçok bakım var. İşte Ezekiel bulut bilgilerini bakın. Ama Meteorolojiyle ilgili. bunlar şeyde Tora'da var değil mi hocam? Bunlar Bu Enok'un bilgiler Tora'da kitabında var. var. Ha, Hayır, Enok'ta var. Enok'un kitabında var. Araziel işte toprak bilgilerini yani jeolojiyi öğretiyor. Yer bilimini öğretiyor. Sariel ayın hareketlerini öğretiyor. Şamsiyel işte güneşin bilgilerini öğretiyor. Bakın Şamsiyel, Şems, güneş demek Arapçada. Ve bunların sonucunda insanlar çok sapıyorlar. Yani çok kötülük artıyor. Zina çok artıyor. İnsanlar arasındaki o cinsel sapkınlıklar çok fazla artıyor zamanla. Bakın bugün geldiğimiz noktada da yine aynı durumdayız. Bakın bilim, teknoloji, bakın bu dijital, işte internet çok arttı. Elektronik eşyalar, her şeyi artık zıvanadan çıktı. Yani esas amacından sapmış olduk. İnternet evet güzel bir şeydir o ağ. Ama onu da iyiye kullanırsan iyidir her şeyde olduğu gibi. İşte yapay zeka ama artık son noktadır bakın. Yapay Hocam, zeka artık son internetle noktadır. ilgili